Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız sevgili arkadaşlar. Kümelerin ikinci videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi sizlere yine önceki videoda olduğu gibi sorular çözeceğim ve soru çözerken konular anlatacağım. Hadi gelin kümelerin ikinci videosuyla başlayalım. Kümeler önemli bir konu. Problemlerinden kesin bir tane, normal halinden de kesin bir tane çıkıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden oldukça dikkat almanızı öneriyorum bu konuyu. Evet hemen bakalım arkadaşlar. İlk sorumuz burada. İlk sorumuzu sizler için cevaplamaya başlayalım arkadaşlar. Diyor ki burada A böyle böyle vermiş hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorular e, çok net bir şekilde bir içeriğe sahip. Bu bizim açımızdan önemli. Şimdi burada şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Eğer şu işaret bakın bu işaret hani büyüktür, küçüktür işaretimiz var ya, bunun gibi düşünün. Ağzı açık tola falan büyüktür işareti. Şu alta çizgi konulursa da bu da büyük eşittir gibi düşünebilirsiniz burada. Şimdi arkadaşlar bakın burada diyor ki A A diyor a kapsar yani içine alır diyor kapsar içine alır diyor veya eşittir yani bu da olur aynı şey biri diyor şimdi sevgili arkadaşlar eğer burası önemli burası önemli şimdi bir eleman normalde bir de elemanıdır işareti var arkadaşlar evet. elemanıdır işareti şu mesela bir bir elemanıdır a'nın Şimdi arkadaşlar şuradaki bir için konuşalım. Bakın buradaki bir için konuşalım. Buradaki bir. Bakın bu birin sağında sonunda parantez yok gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi bu biri, birin kendisi zaten böyle bir şey yani. Kendisi bu zaten. Bu bir yani kendisi. O yüzden bir elemanıdır. Anı. Doğru. Şimdi o bir için şimdi tekrar konuşmaya başladığımız zaman şunu diyebiliriz. Deriz ki bir bir biri bu sefer ama o biri yine kapsar A deriz. Şöyle. Bunu diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki bir için. Yani kapsar dediği zaman yanına bir tane daha böyle parantez geliyor. Peki şimdi aynı şuradaki bir için konuşalım. Bakın buradaki bir zaten kendisi zaten parantezdi bunun. Şimdi bunu konuşurken de şöyle dememiz gerek arkadaşlar. Evet oradaki bir neydi? Bir zaten şöyle bir şey değil mi? Kendisi böyle bir şey. Elemanıdır A'nın. Ama kapsara geldiği zaman olay. Bakın dikkatli izleyin. Kapsara geldiği zaman olay. Bir zaten böyle e kapsara geldiğin dışına bir tane daha parantez atacağız. Şöyle A kapsar bir. Yani yanına bir tane daha böyle bir parantez. 60 oluyoruz sevgili arkadaşlar burada. Şimdi gelin bakalım kaç tanesi doğrudur diyor bize. Biz de bunu arkadaşlar çözmeye çalışalım şimdi. Evet bakalım. Diyor ki A kapsar bir biri doğru mudur arkadaşlar bu olay? Bu hangi birden bahsediyor? Şuradaki birden bahsediyor. Bu doğrudur arkadaşlar. A e, bir elemanıdır A'nın. Doğru mudur arkadaşlar? E doğrudur arkadaşlar. Bu da o zaman doğru bir ifade olmuş oluyor bu durumda. Devam ediyoruz. E, şimdi geldik buraya. Bir, biri bakın şuradaki bir kapsar diyor. Bu diğer biri bahsediyor. E bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi 2 ve 3. Arkadaşlar 2 ve 3 nerede var? Bakın burada var. Doğru değil mi? 2 ve 3 elemanı. Gördünüz mü? Bunun yanında parantez var. Eğer kapsar diyorsa bir tane daha parantez olması gerekiyor. O yüzden bu da gitti arkadaşlar. Bu da değil. Şimdi geldik 3'e. 3'ün zaten kendinde 2 tane parantez var zaten. O zaman sen kapsar zaman bir tane daha parantez yapacaksın. Bu da gitti arkadaşlar. Diyor ki 1 bir, bir elemanı, bir elemanı yani bir yalnız başına. 2 ve 3 elemanı ve buradaki diğer bir elemanı ne kapsardı. Bunların üçü zaten kendi başına öyle yazılıyor. Bir de kapsar için dışına bir tane daha parantez atıyoruz. O yüzden bu da doğru oluyor. Yani zaten şu içeridekilerin hepsini kapsar. İçeridekiler ayrı ayrı eleman. Bunları kapsaması için dışına bir tane daha parantez atıyoruz. Kapsar. O yüzden kaç tane? 4 tane doğru var arkadaşlar. Burada kısımda bence oldukça önemli diyebilirim. Şimdi arkadaşlar gelin şuradaki önemli bir kısma bakalım. Şimdi bu problemler olayı bence kritik. Şimdi üç tane problem çözeceğim burada ve üçü de bence kalite seviyesi yüksek problemlerden oluşuyor. E, o yüzden arkadaşlar mutlaka mutlaka dikkat ediniz diyeceğim buradaki e, şeylere. E, sorulara yani soru kısmına dikkat ediniz diyeceğim. Şimdi diyor ki gözlüklü ve gözlüksüz, erkek ve kız. Şimdi böyle sorularda bakın gözlüklü olmak, gözlüksüz olmak, erkek olmak, kız olmak. Bunu bu çok klasik bir sorudur ama bunu böyle vermeyebilir. Başka şekilde verebilir. İşte der ki e, tam yağlı, yarım yağlı, beyaz peynir, kaşar peynir. Ne bileyim işte. Sallıyorum şu an. Mesela iki farklı durum verir. Bunlar da eğer şöyle şöyle yuvarlak şeyler çizerseniz hata yaparsınız arkadaşlar. Kümeler çizerseniz hata yaparsınız. Normalde klasik Fransızca bilen, İngilizce bilenler de bu şekilde yapılıyor ama bunu da böyle yaparsanız hata yapacaksınız. Peki nasıl yapacaksınız? Tablo çizeceksiniz arkadaşlar. Bakın şöyle. Gözlüklü, gözlüksüz. Bakın bunu yazdım. Şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Şöyle yapalım kı erkekler ve kızlar. Bakın tablomu çizdim gördüğünüz üzere. Şimdi bunun çok benzeri şeyleri çıktı. Yani 2021'de bir soruda böyle vermişti. İşte ee, A şehrinden B şehrine gidenler, aynı şehirle dönmeyen otobüsler falan bunların hepsi küme problemleri. Bence küme problemleri sınavın net belirleyici problemleri oluyor bu arada. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gayet zor oluyorlar. Şimdi diyor ki gözlüklü erkek sayısı gözlüksüz erkek sayısından iki fazladır diyor. Şimdi gözlüklü erkek sayısı gözlüksüz erkek sayısından ilk iki fazlaysa ben buna x dersem buraya x artı 2 derim. Gözlüklü daha fazla erkek. Devam ediyorum. Gözlüklü kız sayısı gözlüksüz erkek sayısının 3 katı. Gözlüksüz erkek sayısı x. Gözlüklü kız sayısı o zaman 3x. Okey. Gözlüksüz kız öğrenci sayısı. Gözlüklü kız öğrenci sayısından 2 eksiktir. Yani 3x eksi 2. Okey her şeyi oluşturdum şu an. Devam ediyorum. Diyor ki gözlüklü veya kız öğrenci. Yani ya gözlüklü olacak ya kız olacak. Yani bunlar ne? Gözlüklü erkekler de olabilir. Yani ne olabilir arkadaşlar? Gözlüklü erkekler. E bir de kızları tamamen alalım. 3x bir de 3x-2. Bunların toplamı kaç kişiymiş? 35 kişiymiş. Yani burası ne oldu? Artı 2-2 eksi -2 götürdü. 7x eşittir 35. X buradan 5 oldu mu? Okey. Sınıf mevcudu kaçtı? E toplayalım sınıf mevcudunu. X artı 2, 3x, x ve 3x-2 topladığımız zaman 8x oldu. E x 5 ise 8x de 40'dır arkadaşlar. Olayımız şak bitmiş oluyor. Bence gayet hoş bir soru arkadaşlar. Böyle bir tablo oluşturduğumuz zaman çok rahatlıyoruz bu tarz sorularda. Şimdi gelin hemen yanda başka bir tane daha sorumuz var. Bu soruya da bakalım. Bakın arkadaşlar burada bize e, bir kümelerle ilgili şekiller çizdirmişler. Bu, bu çizilen çekilen doğru şeyi ifade ediyor mu etmiyor mu? Bunu konuşacağız. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Mantığımız basit. Şimdi ilk olarak bakın bunları iyi yapmanız gerekiyor. Bu tarz sorular da yine çıkma ihtimali var. Mevcuttur. Onu da söyleyeyim. Diyor ki A birleşim B fark C diyor. Tamam mı? Şimdi A ile B'yi birleştir diyor. Bakın önce A ile B'yi birleşim. A ile B'yi birleştirsek ne olur? Bakın şöyle tanım. A ile B'yi birleştirsek burası olur değil mi? Yani A ile B'de bulunup C'de bulunmayanlar. C'de bulunmayanlar neresi oluyor arkadaşlar? Bu sildim hepsini siliyor. Bakın C'de bulunmayanlar. O zaman A ve B'nin C'ye dahil olmayan. Yani şu mavi kısımda olan yerler. A ve B'nin birleşiminde bulunup C'de bulunmayanlar. Bu net doğru arkadaşlar. Bu olay. Geliyoruz buraya. A kesişim B. A kesişim B şurası değil mi? Şuranın komplesinde. Bulunup C'de bulunmayanlar. Vallahi çok mantıklı. C'nin olduğu yeri çıkarmış. A kesişim B'de var. C'de yok demek. Yani böyle okursanız çok rahatlıyorsun. Bu da doğru. Gelmiş A kesişim B. A, B birleşim C, B birleşim C, kesişim var. Arkadaşlar B birleşim C neresidir? Şurasıdır doğru değil mi? B birleşim C. Hepsinin birleşim E bunun bir şey diyeceğim. A ile kesişimi nedir arkadaşlar? Buranın komple. A ile kesişimi tam olarak bakın şurasıdır. Şurası komple A ile kesişim B birleşim C'nin. O yüzden arkadaşlar bu 9. Yanlış hangileri doğru verilmiştir diyor. O yüzden arkadaşlar 1 ve 2 doğru verilmiştir. Bu soruda da bence yine oldukça nice bir soru diyebiliriz arkadaşlar bu soruya da. Hemen gelelim bir alttaki başka soruya bakalım. Diyor ki aşağıdaki verilen Venn şemasında hangisi doğrudur diye bize sormuş. Bakalım arkadaşlar. E fark M'nin değil. Yani M'nin dışındakiler, M'nin dışındakilerden dışındakiler E'de olup da E'de olup da M'nin dışındakiler, M'nin dışındakiler ne arkadaşlar? M'nin dışındaki her şey. Bakın M'nin dışındaki her şey. Hatta böyle göstermeyeyim. Şöyle göstereyim. M'nin dışındaki her şey. Bakın M hariç. M hariç dışındaki her şey. Şimdi E'de olup da M'nin dışındakilerde olmayan. E arkadaşlar ne kaldı geriye zaten? E'de olacak. M'nin dışındakilerde olmayacak. E ne kaldı? E 1, 2 ve 3 kaldı arkadaşlar. Bu 3 kaldı zaten. O yüzden burada 1, 2, 3. 4, 5 istemiş. Yanlış. Geliyoruz diğerine. Geliyoruz diğerine. Şöyle yapalım. Diyor ki E var. M kesişim C'nin değili. Şimdi arkadaşlar M kesişim C'nin değilini görsün. Bir M kesişim C neresi? 2 ve 3. Onun dışındakiler. Onun dışındakiler. M kesişim C'nin dışındakiler. Bak o zaman neresi kalıyor M kesişim C'nin dışındaki? Bakın. Şu. Şurası. M kesişim C'nin dışındakiler. Şimdi E'de olup da M kesişim C'nin değilinde olmayanlar. E ne var? 2 ve 3 var arkadaşlar. E'de var. M kesişim C'nin değil. Yani o sarı bölgede yok. 2 ve 3 arkadaşlar. E bu da yanlış. Bu da gitti. Geldik buraya. C ve C'nin değilin şey toplamı, e, eleman toplamı neymiş? 7'ymiş diyor. Bakalım arkadaşlar. C'de kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5. E dışında kaç eleman var? 1, 2, 3. E, 8'miş. E bu da gitti. M'nin değil ile C'nin değilinin değilini toplamı diyor. Hemen bakalım. M'nin değili kaç tane eleman var? M'nin değilinde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. C'nin değilinde 1, 2, 3. 3 tane var. 8 oldu. Bu da gitti. Geldik diğerine. Şimdi burada Hemen gel bakalım. M birleşim C'nin de E'de olup da M birleşim C'de olmayan. Şimdi bir kere M birleşim C neresi? M birleşim C şurası doğru değil mi? Şimdi burada E'de olup da burada olmayan neresi var? E zaten çok net arkadaşlar bakın 500 metreden sırtıyor. Y ve T, Y ve T doğru oluyor. Cevabımız bu soruda bence gayet hoş. Nicer, nicer bir soru diyebilirim arkadaşlar bu soru için. Şimdi devam edelim. Başka bir tane soru yapalım. Ha mesela burada bir tane daha soru var. Bu da yine e, kümelerde problemler sorularına e, benziyor diyebiliriz arkadaşlar buradaki de. Şimdi hemen bakalım diyor 42 kişilik bir sınıfta Türkçe dersinden başarılı herkes matematik dersinden de başarılı matematik dersinden başarılı herkes biyoloji dersinden de başarılı. Çok önemli arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. Şimdi Türkçe dersinden başarılı herkes matematik dersinden de başarılı diyor. O zaman arkadaşlar e, Türkçe dersinden de herkes matematik dersinden de başarılı. O zaman matematik dersi Türkçe dersini kapsıyor demek. Yani şöyle bir görüntü var ortada. Şöyle yapayım. Burayı şöyle bir tane şöyle bir şey yapayım. Buraya mesela diyeyim ki matematik dersi olsun bu. Bu matematik dersi olsun. Şimdi matematik dersinden, Türkçe dersinden başarılı olan herkes matematik dersinden de başarılı ya. O zaman Türkçe bunun içerisinde kalıyor. Bakın Türkçe bunun şöyle içerisinde kalıyor. Burası, burası da Türkçe olsun. Türkçe olsun. Tamam. Diyor ki matematik dersinden başarılı herkes ise biyoloji dersinden de başarılı diyor. O zaman durum şu. Matematik dersi biyoloji dersinden full başarılıysa o zaman biyoloji matematik dersini komple kapsıyor. Tamamını kapsıyor yani O zaman daha da geniş bir kümemiz var burada. Şöyle. Şöyle daha da geniş bir kümemiz var. Bu da o zaman biyoloji dersi oluyor. Şimdi i̇şte arkadaşlar burada çok mantıklı bakın. Şu bölgeye şu bölgeye bir isim verebiliriz. Şöyle. Hatta şu bölgeye bir harf verebiliriz. Şöyle göstereyim daha şeyle göstereyim. Bu bölgeye bir e, harf verebiliriz. Ardından şu, şu bölge var ya şu dışarıdaki bölge buraya bir şey diyebiliriz. Ardından bir de bu en dışarıdaki bölge var ya buraya da bir harf verebiliriz. Yani 3 tane aslında farklı bölgemiz var. Şöyle geri 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 gelelim. Şunu yine tekrar sarı yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar şuraya buraya A diyorum şu bölgeye. Şu dışa B diyorum bu dışa da C diyorum. Bu kadar. Şimdi başlıyorum. Diyor ki 42 kişilik sınıfmış. O zaman A artı B artı C 42 bu arada. A artı B artı C 42. Devam ediyor. Yalnız iki dersten başarılı olanların sayısı. Yalnız 2 dersten başarılı olan ne? B arkadaşlar. Yalnız iki dersten başarılı. B. B'ler nereden başarılı? Matematik ve biyolojiler. Başarılı olanların sayısı yalnız bir dersten başarılı olanların sayısının yarısıdır diyor. Yalnız bir dersten başarılı olan C gördüğünüz üzere. Bunun yarısıymış. O zaman ben C'ye gelip burada C'ye 2x dersem buna x demem gerekiyor. Yarısıymış. Devam ediyoruz. 3 dersten de başarılı olanların sayısı. Yalnız iki dersten başarılı olanların sayısının 3 katıdır. Yalnız iki dersten başarılı olanlar kim? B. E tek 3 dersten de başarılı olanlar 3 katı O zaman burası ne oldu? 3x oldu gördüğünüz üzere. Biyoloji dersinden başarısız öğrenci yoktu. Yani dışarıda yani biyoloji dersinden de başarısız öğrenci yok. Yani biyoloji dersinden başarısız öğrenci hiç hep full başarısız demek. Yani sınıfın genel kümesi de şu olsun. Yani dışarıda başka biri yok yani anladın yani D demenize gerek yok. Dışarıda başka hiçbir dersten başarısız, tüm derslerden başarısız bir öğrenci yok diyor. O zaman arkadaşlar burada 3x, 2x. E ne oldu burası? E 7x o zaman 42 oldu. E x ne oldu? x 6 oldu. Bize ne soruyor? En az 2 dersten başarılı. Yani 2 ders veya 3 dersten. Yani buradaki 4x. O zaman ne oldu? 4 kere 6'dan da cevabımız arkadaşlar burada ee, ne olmuş oluyor? 4 kere alttan 24. Bakalım burada. En az 2 dersten başarılı öğrenci sayısı diyor. Bir şey yanlış yaptık mı? Par 3 kere. Burası 6x. Özür dilerim arkadaşlar. Şurası 7x değil. Şurası 6x eşittir. 42. X buradan 7 oluyor. Heh, şimdi oldu. X 7 oldu. Bize 4x soruyor. 4 kere 7'den 28 oluyor arkadaşlar. Buradaki sorunun da cevabı. Yani bu şekilde çözülebilir. Buradaki e, soruyu da diyebiliriz. Hemen gelelim başka bir tane daha soruya. Uzaktan eğitimle birlikte yapılan online deneme sınavına katılan 30 öğrenci sözel bölümde Türkçe 30 sözel 30 öğrenci sözel bölümde Türkçe, sosyal ve İngilizce dersleriyle ilgili soruları cevaplamıştır. Öğrencinin cevapladıkları sorularla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Tüm öğrenci en az bir dersten soru cevaplamıştır. Yalnızca iki dersten soru cevaplayan öğrenci bulmak yani ya bir tanesinden cevaplamışlar ya da şeyden cevaplamış. Üçünden birden cevaplamış. Bir insan ya üçünü de cevaplamış ya da birini cevaplamış yani. Durum bu. İkisini cevaplayan yok demek yani bu durumda. Sınav sorusunun sınav sonunda 7 öğrenci Türkçe'yi, 10 öğrenci sosyal bilgileri, 11 öğrenci İngilizce hiç işaretlememiş. Şimdi bakın arkadaşlar hiç işaretlememişti. O zaman şöyle yapalım. Türkçe'yi 7 öğrenci işaretlememişse 30 öğrenciden kaç işaretlemiş? 23'ü. Peki e, burada sosyal bilgileri 10 öğrenci işaretlemişse kaç öğrenci işaretlemiş? 20'yi. E, İngilizceyi 11 öğrenci işaretlemişse kaç öğrenci işaretlemiş? 19 öğrenci işaretlemiş. Peki. Şimdi ben buna göre bir mantı gireceğim. Bak mantığım çok basit. Bak bu sınav tarzına çok yakın bir soru bence. Bana kalırsa oldukça yakın bir soru. Şimdi dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Diyorum ki ben eğer bana böyle bir soru sorulursa şöyle çözerdim. Derdim ki İngilizce 19 ya. İngilizce işaretleyen herkes her üçünü de işaretlemiş olsun derdim. Her üçünü de işaretlemiş olsunlar. Yani o zaman şöyle oluyor. Mantık şu. İngilizceden 19 tane işaretleyen var ya. Bu 19 kişi Türkçe'yi de işaretledi. Bu 19 kişi Sosyal'i de işaretledi. Bunlar zaten kafadan. Bu İngilizce işaretleyen herkes hepsini işaretledi. Üçlü üçlü işaretleyenlerden. Peki o zaman geriye 4 kişi sadece Türkçe işaretlemiş. Bir kişi de sadece Sosyal işaretlemiş kalması gerekiyor ki 23'e ve 20'ye tamamlansın. O zaman bu durumda kaç işaretleme olmuş oluyor? Kaç kişi olmuş oluyor? 19 var. 19 kişi var. E bir de artı 4 kişi var. Artı 1 kişi var. O zaman burası kaç oldu arkadaşlar? 24 oldu. Hmm, ama bizim kaç kişiye ihtiyacımız var? 30 kişiye ihtiyacımız var. O zaman diyorum ki şöyle yapayım diyorum. Sonra siliyorum bunu. Siliyorum. Diyorum başka bir deneme yapayım diyorum. O zaman 18 kişi İngilizce işaretlemiş olsun diyorum. Sonra peki 18 kişi İngilizce işaretlese bu 18 kişinin 18'i de Türkçe'de de işaretlemiş olacak. Ya bunlar hep üçünü birden işaretleyenler. Peki bunu 19'a tamamlamak için burada kaç kişi olacak? Burada 1 kişi. Burada bu sefer 5 kişi. Pardon. Burada bu sefer 5 kişi. Burada da bu sefer kaç kişi? 2 kişi olması gerekiyor ki. Bakın bunu 23'e şunu da 20'ye tamamlıyor. Yani o zaman bizim toplam işaretlenmemiz ne oldu arkadaşlar? 18 kişi her üçünü birden işaretledi. E, bir tane sadece İngilizce, 5 tane sadece Türkçe bir de 2 tane de sadece sosyal işaretleyen var. E, bu durumda kaç oldu arkadaşlar bunların toplamı da? Burası kaç oluyor? 7 Burası ne oldu? E, 7 1, 8, 26. 26 oldu. Az önce kaç kişiydik? 24 kişiydik. Şimdi ne oldu? 26 oldu. Vallahi de buldum. 28 olması için 3'ünü birden işaretleyen 17 değil, 18 değil, 17 olması gerekiyor. E, 30 olması için de on, mesela normalde 19 işaretlediği zaman 3'ünü birden 24, 18 işaretlediği zaman 26, o zaman 17 işaretlediği zaman 3'ünü birden 28, 16 işaretlediği zaman da 30 oluyor. Her üçünü birden işaretleyen 30 kişi olmuş oluyor arkadaşlar. Bu durumda sorunun cevabı bu şekilde çözülüyor. Bence oldukça e, önemli bir e, soru tarzı arkadaşlar buradaki diyebilirim sizlere. Şimdi gelelim hemen yandaki şu iki tane soruya. Bunlara da arkadaşlar mutlaka bakalım. Şöyle silelim bunları da. Diyor ki kümesin üç elemanın alt modelinin kaç tanesinde A harfi bulunur, S harfi bulunmaz diyor. Şimdi arkadaşlar 3 eleman hatırlıyorsanız ne yapıyorduk? 1, 2, 3 çizgimizi çekiyoruz. 1, 2, 3 A bulunuyor. A zaten bulunuyor. S de bulunmayacak. Yani geri kalan 3 tane de 2 tane yeri seçeceğim. Hatırlarsanız seçeceğim. O zaman abi 3'ün ikili kombinasyonu yapıyordum. 3'ün ikili kombinasyonu neydi arkadaşlar? 3, 2, alt tarafta 2, 1. Alt taraf 1'e gidene kadar ne oldu arkadaşlar? 3 oldu bu durumda. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kombinasyonda bir şeyin 3'ün ikili kombinasyonu 3'ün birli kombinasyonu eşittir. Yani şu altların toplamı o üsttekini veriyorsa bunlar eşittir. Mesela ne demek istiyorum? 16'nın 7'li kombinasyonuyla 16'nın 9'lu kombinasyonu birbirine eşittir. Bakın 7 artı 9 16'yı verdiği için eşittir arkadaşlar. Bu da aklınıza bulsun. Yani 3'ün ikili kombinasyonu 3'ün birlisini direkt bulup 3 diye yapıştırabilirsiniz. Bu da önemli arkadaşlar. O zaman 3 tane var. Hani A harfi bulunup S harfi bulunuyor. Geldik buraya arkadaşlar. Buraya bakalım. Kümesinin 4 eleman altı kümenin kaç tanesinde 5 ve 7 harfi birlikte bulunur? Şimdi arkadaşlar 4 eleman değil mi kardeşim bu? 4 çizgimizi çekelim. e, e burada ne var? 5 ve 7 birlikte bulunacak. 5 ve 7 birlikte bulunacaksa 5 ve 7'yi kapat. Geri kalanları da şu 2 yere seçeceğim. Doğru değil mi? 4 yerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman 8 taneden 2 tane seçmem gerekiyor. O zaman ne yapacağım? 8, 7, 2, 1. Alt taraf 1'e gidene kadar. Şu 2 ile şunu sadece 4. O zaman ne oldu? 28. Yani 28 tane 4 elemanlı içerisinde 5 ve 7 bulunan alt küme vardır demiş oluyoruz arkadaşlar bu tarz bir çözüm. Bunu en azından bir tur hatırlatmak istedim sizlere. Evet son olarak arkadaşlar burada iki tane daha sorumuz var. Bunları da mutlaka çözmemiz gerekiyor sizlere. Bunlar arkadaşlar özellikle 2019 ve 2020'de çıkan soru tarzlarına aşırı derecede benzediği için bence önemli e, TYT çözenler açısından. Şimdi bakalım. A, B, C birer, birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. A'nın asal bölenlerin tam asal sayı tam bölenlere A kümesi. B'nin asal sayı tam bölenleri B kümesi. C'nin asal sayı tam bölenleri C kümesi diyor. 2, 3, 5, 7 sayılarının ikisi mavi renkli kümenin. ikisi de sarı renkli kümenin elemanları olduğuna göre A, B, C en az kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar mantıklı düşünelim. Şimdi burada yani mesela örnek veriyorum. 2, 3, 5, 7 veya blabla bla, tam ter Mesela 2, 7, 3, 5 bunların hepsi olabilir. Doğru değil mi ihtimalle? Ama sonuçta ben A kümesinin en küçük bulmak istiyorum ya A'daki sayıyı. E zaten bu anın içerisinde kesinlikle 2, 3, 5, 7 var. E ben tutup keriz gibi başka bir şey daha eklememe gerek yok herhalde. Bence gerek yok. O yüzden ne yapalım? Bunu şuradan silelim. Diyelim ki zaten A'nın kendisi sayının kendisinde 2, 3, 5 ve 7 olsun asal çarpanlar. E ne yapacağız? Bunların hepsini çarpalım arkadaşlar. Nasıl çarpalım? 2 kere 3, 6, 30, 210. O zaman A buradan 210 olsun. En küçük bu olur. Şimdi ben 2, 3, 5, 7'yi öyle bir sevk edeceğim ki buraya sarı ve mavi bölgeye. Zaten bakın buraların hep boş küme olduğunu düşünüyorum. C'yi en küçük tutacağım ya. Bu ikili bunların da çarpanları olacak. Mesela diyorum ki 2 ve 3'ü şuraya verin mesela. 2 ve 2 ve 3'ü buraya verin. 5 ve 7'yi buraya verin. Örnek için yapıyorum bunu. O zaman C'nin buraları hep boş olduğunu düşünüyorum. Başka bir asal çarpan olmadığını düşünüyorum. O zaman C ne olur? C buradan 6 olur. 5 kere 7'den D de 35 olur. Şimdi ben şüphelendim. 6 ve 35'ten daha küçük toplamları kaç ediyor bunun? 41 ediyor. O zaman acaba daha küçük bir serketiş tarzım olabilir mi? Bence olabilir arkadaşlar. Mesela 7 ile 2, 3 ile 5 diyelim. Mesela buraya 3 ile 5 diyelim. Şuna da 7 ile şöyle şunu silelim. 3 ile 5. Buna da 7 ile 2 diyelim. O zaman burası ne oldu? Biri 14 oldu. Ee, burası 7 ile 2 olduğu için B 14 oldu. Şöyle şurası şurası B 1 B1C'dir. Pardon, onu hata yapmadım. D değil. Mesela B 14 oldu. C'de ne oldu? 15 oldu. 14 artı 15 ne oldu? E bu 29 oldu. O süper arkadaşlar. Hatta 210 ile 29 toplamda zaten şıkların en küçüğü burada görünüyor. Zaten o yüzden buraya 29 demek yani toplamlarında 29 demek oldukça mantıklı geliyor bana bu soru için diyeyim. Bence böyle en hızlı şekilde yapılabilir. Mantık kullanacağız diyelim. Gelelim buraya. Aşağıdaki ver şemasında 3 ile kalan tam bölünen tam sayılar A, 5 ile kalansız bölünenler B, 45 ile kalansız bölünenler C'dir diyor. Şimdi arkadaşlar mantık şu. Şimdi şu gördüğümüz yer A ve B'nin kes C harcı. Yani 3'e ve 5'e tam bölünecek ama 45'e tam bölünmeyecek demek yani. Bakın tekrar ediyorum. Şurası ne demek? 3'e A'da ve B'de var ama C'de yok burası. Yani 3'e ve 5'e tam bölünecek ama 45'e tam bölünmeyecek. Doğru mudur? Olur. Olur mu? Olur. 3'e ve 5'e tam bölünür ama 45'e de bölünür olmaz. Gösteren bölgenin bir elemanıdır diyor. 1 ve 2 gösterilen bölgenin bir elemanı oluyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı. Kümelerin ikinci kısmı ile ilgili. Artık arkadaşlar haftanın son tekrar videosunda sizlere ne yapacağız? Sizlere istatistikten bazı sorular çözeceğiz. Yine kümelerden bir iki tane sorumuz var. Onun dışında grafik problemlerinden de bir iki sorumuz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.